Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size 4 akorla Haluk Levent'in Can Dostum şarkısını çaldıracağım ve şarkının ritmini göstereceğim size. Şarkının ritmi slow rock dediğimiz bir ritim, yani 4-4'lüğün bir çeşidi. Şarkının ritmi şu şekilde arkadaşlar. 3 tane bas telimiz var gitarda, 3 tane tiz telimiz var. 3 tane bas telimizi aşağı doğru vuruyoruz 4 tırnağımızla. Buna bas diyoruz. Sonra aşağı tellere vurup tiz diyoruz. Sonra bütün telleri 3 kere yukarı çekip baş parmağımızın tırnağıyla 1 2 3 şeklinde. Sonra aşağı yukarı aşağı yukarı yapıyoruz. Yani bas dedikten sonra bir es var. Es ne demekti? Es dur demek arkadaşlar. Yani bas es. Tiz, es, 3 çek, 1-2-1-2. Yani aşağı yukarı, aşağı yukarı. Son şeyi bu. Ne dedik? Aşağı, tekrar aşağı, 3 yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bunu şarkıya eşlik edebilmemiz için şöyle söylememiz gerekiyor. Bas, es, tiz, es, 3 çek, 1-2-1-2 şeklinde. Eslere dikkat edelim çünkü esler bize nefes payı verecek şarkı söylerken. Bas, es, tiz, es, 3, çek, 1, 2, 1, 2. Şu şekilde. Yani burada ne diyoruz? Bas, es, tiz, es, 3, çek, 1, 2, 1, 2. Bas, es, tiz, es, 3, çek, 1-2-1-2. Bas, es, tiz, es, 3, çek, 1-2-1-2. Bas, es, tiz, es, 3, çek, 1-2-1-2. Buna çalıştıktan sonra videoyu durdurabilirsiniz burada. Bundan sonra akor kısmı var. Ritime çalıştıktan sonra, ritime çalıştığınızı varsayıyorum. Burada la minör var arkadaşlar, ilk akorumuz. Birinci parmak, ikinci telin birinci perdesinde. İkinci parmak dördüncü telin ikinci perdesinde, üçüncü parmağımızsa alttan sayıyoruz telleri bu arada. Üçüncü telin ikinci perdesinde. La minör arkadaşım, la minör akorumuz bu. Ne dedik? Birinci parmak ikinci telin birinci perdesinde, ikinci parmak dördüncü telin dördüncü telin. Niye konuşamıyorum bugün? İkinci perdesinde. Üçüncü parmakta, üçüncü telin ikinci perdesinde. Bu akorun adı la minör. Sonra sol majöre geçiyoruz. Sol majörde ikinci parmak, beşinci telin ikinci perdesinde. Üçüncü parmak, en üst telin yani altıncı telin üçüncü perdesinde. Serçe parmak da üçüncü parmak gibi. Yine üçüncü perdede ama en alt telde. Bu akorun adı da sol majör. Bunu böyle basamıyorsanız şu şekilde de basabilirsiniz. 1, 2, 3 şeklinde de basabilirsiniz. Bu da sol majör ya da şu şekilde de basabilirsiniz. Yani serçe parmağınız en altta, yüzük parmağınız da bir üstte. Bu şekilde de basabilirsiniz. Bu da bir sol majör. Bu da bareli sol majör. Üçüncü perdede. Artık bunu siz nasıl rahatınıza gelirse. Ne dedik? La minör ilk akorumuz. Sol majör ikinci akorumuz. Fa majörün barelisi bu şekilde. Bare basamayan arkadaşlar için birinci parmak burada, ikinci parmak burada, üçüncü parmak burada. Yani burası dediğim, burası do, la, fa. Fa, la, do seslerinden fa majör oluşuyor. Birinci parmağınızı çift basabilirsiniz. Yani burayı da fa yapabilirsiniz. En alt telin birinci perdesini. Şu şekilde de basabilirsiniz. Şöyle de basabilirsiniz. Çok kötü tınlamaz. Bu da barelisi. Evet, fa majörde birinci parmak ikinci telin birinci perdesinde. İkinci parmak üçüncü telin ikinci perdesinde. Üçüncü parmak dördüncü telin üçüncü perdesinde. Bunun adı fa majör arkadaşlar. Evet, son olarak mi majör akorumuz kaldı. Bu da la minörün aynısı ama bir üste basıyoruz. Burada da birinci parmak, üçüncü telin birinci perdesinde. Yani sol diyez notası,
İkinci parmağımız 5. telin ikinci perdesinde. Üçüncü parmağımız da 4. telin ikinci perdesinde. Bu da mi, sol diyez, si seslerinden oluşuyor. Yani bu akoru genelde ya İspanyol kalıplarında görürsünüz ya da Hicaz şarkılarda görürsünüz. Majör, mi majör akorunu. Ne dedik? La minör ilk akorumuz. Sol majör ikinci akorumuz. Bare basamayanlar için. Fa majör üçüncü akorumuz. Bunu karıştırmayın arkadaşlar. Daha önceki derslerde do majörü göstermiştim. Do majörde bu iki parmak üstte. Fa majörde iki parmak altta. Yani bu do majör, bu fa majör. Fa majör merdiven şeklinde. Yani teller, perdeler sıralı gibi geliyor. Bu şekilde. Do, la, fa. Yani fa, la, do şeklinde. Mi majörde la minörün aynısı bir üstte. Evet. Şu şekilde şarkıyı söylemeye başlayabilirsiniz. Tek vuruşla. Şanı da çalışmak istiyorsanız. Bir şarkı yazmak istedim. İçinde dostluk olsun. Birden sen geldin aklıma. Can dostum. Şeklinde ilk başta çalışabilirsiniz. Yani la minör bir vuruş, bir ölçü. Sol majör bir vuruş. Yani bir ölçü. Fa majör bir ölçü. Mi majör bir ölçü. Ritime gelince bas es, tiz es, üç çek, bir ki bir ki, bas es, tiz es, üç çek, bir ki bir ki, bas es, tiz es, üç çek, bir ki bir ki, bas es, tiz es, üç çek, bir ki bir ki. Şarkı 4 akorla bitiyor ama şarkıda yapmanız gereken şey önce ritmi çok yavaş çalmanız gerekiyor. Yani ritmi böyle çalarsanız şarkı da hızlı olur. Bu şekilde söylemeniz gerekir. Bir şarkı yazmak istedim için. Bu da çok güzel olmaz çünkü şarkı slow bir şarkı. Dilerseniz girişini arpej atabilirsiniz şarkının. Yani bir şarkı yazmak istedim içinde. Dostluk olsun, birden sen geldin aklıma, can dostum. Arpeji de bir sonraki dersimizde göstereceğim. Yani arpeji detaylı göstermem gerekiyor. Çünkü bastığınız akora göre buradaki bas sesleri değişiyor. Şimdi çok uzatmak istemiyorum bu dersi. Şimdi ne dedik arkadaşlar? La minör bir ölçü. Sol majör bir ölçü, fa majör bir ölçü, mi majör bir ölçü. Bu baresiz versiyonu, bareli versiyonu 5. perdede şu şekilde basarsak la minör, bunu 3. perdeye kaydırır orta parmağımızda basarsak sol majör, bunu 1. perdeye getirir. Orta parmağımız basılıysa fa majör, bu bildiğiniz gibi mi majör. Yani la bir ölçü, sol majör bir ölçü, fa majör bir ölçü, mi majör bir ölçü. Baresiz la, sol majör, fa majör. Şarkı baştan sona kadar bu akorlarla gidiyor. Çalalım bir kere şarkıyı. Bir şarkı yazmak istedim. Ha bu arada arkadaşlar şarkının girişine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani vurur vurmaz şan giriyor. İkinci vuruşta falan girerseniz metronom kaçar. Yani şarkının temposu kaçar. O yüzden şöyle girmeniz gerekiyor. Bir burada yani vurduktan hemen sonra. Bir şarkı yazmak istedim. İçinde dostluk olsun, birden sen geldin aklıma, can dostum. Bu şarkıda seni çok özlediğimi anlatmak istedim sana. Bir kere olsun, bir
sen kaldın bana, sakın bırakma, al kollarına, hisset yanında, dostum, 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 can dostum, burada her şey sahte dostum, gülümsemeler şey sahte dostum, sevmeler bile. Burada her şey sahte dostum, gülümsemeler bile. Burada her şey sahte dostum, sevmeler bile. Diye devam ediyor. İkinci nakara da aynı şekilde. Şekilde gidiyor arkadaşlar. Kafanıza takılan bir şey olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. İstediğiniz akor, şarkı, makam varsa ben zaten bir sıralamaya göre video çekeceğim. Size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Onun dışında ekstra öğrenmek istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına yazarsınız. Eğer videoları beğeniyorsanız kanala abone olup zili açıp bir dahaki videoyu otomatik olarak görebilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bu şekilde yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Görüşmek üzere, hoşça kalın, müzikle kalın.